Hazırsak. Hazır mıyız arkadaşlar? Çok değerli basın mensupları, değerli arkadaşlar, hepiniz hoş geldiniz. Cumhuriyet Halk Partisi olarak Türkiye'nin dört bir yanındaki belediye başkanlarımızla birlikte Sivas'ta bulunmanın mutluluğu içerisindeyiz. Mustafa Kemal Atatürk'ün Cumhuriyet'in temellerini burada attık dediği Sivas'ımızdayız. Manda ve himayenin kabul edilmeyeceğinin tüm dünyaya ilan edildiği ve işgale karşı topyekün direnme mesajının verildiği Sivas'ımızdayız. Aşık Veysel'in, Nuri Demirağ'ın ve daha pek çok önemli şahsiyetin hatıralarının bulunduğu birçok medeniyete ev sahipliği yapan böyle kadim bir şehirde olmanın heyecanı içerisindeyiz. Öncelikle belirtmek isterim ki bu toplantımızı Sivas'a yapacağımızı açıkladıktan sonra Sivas halkının büyük bir teveccühü ile karşılaştık. Sivas halkına ve toplantımız için bize destek olan tüm kamu görevlilerine teşekkür ediyoruz. Çalıştayımızın bir gününü Sivas halkına ayırdık. Bugün Sivas'ın tüm ilçelerinde belediye başkanlarımız sahada vatandaşlarımızla birlikte. Genel başkanımız 3 ilçemizde halkımızla buluşuyor. Belediye başkanlarımız da grup halinde merkez ilçede, Akıncılar'da, Altınyayla'da, Divriği'de, Doğanşar'da, Gemerek'te, Gülova'da, Gürün'de, Hafik'te, İmranlı'da, Kangal'da, Koyulhisar'da, Su Şehri'nde, Şarkışla'da, Ulaş'ta, Yıldızeli'nde ve Zara'da da vatandaşlarımızla bir araya geliyor. Sivas halkının ayağına gidiyoruz. Elini sıkıyoruz. Sorunlarını dinleyip çözüm önerilerimizi anlatıyoruz. Cumhuriyet Halk Partisi olarak uzun süredir yeni bir siyaset anlayışıyla çalışıyoruz. Ülkemizin neresinde bir sıkıntı, neresinde bir sorun varsa biz oradayız. Genel başkanımız başta olmak üzere tüm kadrolarımızla ülkemizin her bir köşesine ulaşıyoruz. Dikkatinizi çekmek isterim. Sivas parti olarak istediğimiz oyu alamadığımız illerimizden biri. Ama biz sorumluluğu vatandaşta değil kendimizde görüyoruz. Ve bu tabloyu değiştirmek için de samimiyetle çalışıyoruz. Sivas halkına kendimizi daha iyi anlatacağız. İnanıyoruz ki ilk gelen seçimde Sivas'taki milletvekili sayımızı da artıracak ve inşallah yerel seçimlerde de aynı başarıya ulaşacağız. Değerli basın mensupları, Çalıştayımız yarın genel başkanımızın açılış konuşmasıyla başlayacak. Ardından belediye başkanlarımızla kapsamlı değerlendirmelerde bulunacağız. Ve belediye başkanlarımızın görüş ve önerilerini alacağız. Ayrıca uzman isimlerin belli sunumlarını da dinleyeceğiz. Yerel seçimlerin üzerinden 3 yıl 7 ay geçti. Toplantımızda belediyelerimizin bugüne kadarki hizmetlerini ve önümüzdeki sürede yapılması gerekenleri de konuşacağız. Çalıştayımızı genel başkanımızın kapanış konuşmasıyla tamamlamış olacağız. Pazar günü ise toplantılarımızın sonuç bildirgesini açıklamış olacağız değerli arkadaşlar. İnanıyoruz ki yereldeki başarılı hizmetlerimiz iktidarın da kapısının açılmasında anahtar olacaktır. Amacımız yerelde nasıl başardıysak genelde de başaracağımızı tüm milletimize göstermektir. Değerli arkadaşlar, Türkiye iktidarın sorumlu olduğu ağır bir siyasi ve ekonomik buhrandan geçmektedir. Derin yoksulluk memleketimizin her bir köşesini sarmış durumdadır. Sadece oy kazanmak için milletimizi kutuplaştırma gayretleri artık endişe verici boyutlara ulaşmıştır. Bu gidişat
çocuklarımızın geleceğine vurulan bir pranga halini almıştır. Artık vatandaşın değil, sadece saray beslemelerinin çıkarlarını düşünen bir iktidarla karşı karşıyayız. Ve artık milletimiz kendisine sırtını dönenlerden desteğini çekmiştir. Ancak ne yazık ki vaktinin dolduğunu gören iktidar milletin sesine kulak vermeyi değil, koltukta kalmak için baskı kurmayı seçmiştir. Öyle ki seçilmiş belediye başkanlarımızın üzerindeki baskılar da her geçen gün daha da fazla artmaktadır. İktidar sandıkta yenemediği belediye başkanlarımızı karalamak için masa başı operasyonlarından medet umar hale gelmiştir. Erdoğan başta olmak üzere tüm iktidar temsilcileri sıraya girmiş, varsa yoksa Cumhuriyet Halk Partisi belediyelere saldırmanın acizliğine düşmüşlerdir. İktidara gelirken yolsuzluk, yoksulluk ve yasaklarla yani 3Y ile mücadele edeceğiz diyen Erdoğan bunu yapamayınca şimdi de 3Ç'ye heves etmiş görünüyor. Her gün çöp, çukur, çamur diyerek belediyelerimize saldırıyor. 30 sene öncesinden örnekler verip belediyelerimize olmadık iftiralar atıyor. Erdoğan asla şunu unutmasın. Testinin içinde ne varsa dışına da o dökülür. İşte Erdoğan'ın ufku çöp, çukur ve çamur siyasetinden ibarettir. Kendisine buradan tavsiyemiz şudur. Vatandaşa hizmet için çalışan belediyelerimize gölge etmesin, sadece kendi işine baksın. Bu milletin artık boş laflarına karnı tok. Türkiye'yi yoksulluğa ve adaletsizliğe mahkum etmenin hesabını nasıl verecek? Millete bunu anlatsın. Şu anda iktidarın vatandaşa müjde diyerek açıkladığı projeler zaten bizim belediyelerimiz yıllardır hayata geçiriyor. Erdoğan belediyelerimize saldıracağına onları örnek alsın, onlara teşekkür etsin. 2019'dan bu yana torba yasalarla, kararnamelerle belediyelerimizin yetki ve gelirlerini hep ellerinden alma gayreti içinde oldular. Belediyelerimizin hakkı olan kaynakları sırf muhalefet belediyesi diye kestiler, kesmeye çalıştılar. Hiçbir somut delil olmadan belediye başkanlarımızı görevden almaya, soruşturmayla baskı kurmaya çalıştılar. Yetmiyor, müfettişleri her gün belediyelerimize, belediye başkanlarımıza gönderdiler. Talimat vererek gidin, ne yapın edin, bir suç bulun, bulamıyorsanız da bu suçu uydurun diye talimat verdiler. Masa başı operasyonlarla kumpaslar kurdular. Devlet ahlakı ile bağdaşmayan açıklamalarla belediye başkanlarımızı hedef gösterdiler. Erdoğan'a da İçişleri Bakanlığı'nı koltuğuna yakışmayan, Fotoğraman Süleyman'a da belediyelerimizin hakkını yiyen tüm saray avanelerine sesleniyoruz. Ne yaparsanız yapın, başaramayacaksınız. Bu ülkeyi nasıl batırdığınızı belediyelerimize saldırarak gizleyemezsiniz, gizleyemeyeceksiniz. Kaybettiğiniz oyları belediyelerimize saldırarak asla ve asla kazanamayacaksınız. Hiçbir belediye başkanımıza bir santim geri adım attıramayacaksınız. Unutmayınız ki siz FETÖ taktiklerini kullanıp seçilmiş belediye başkanlarımıza kumpas kuran bir iktidarsınız. Siz belediyelerimizi çalıştırmamak için halka yapılacak hizmetleri engelleyecek kadar gözü dönmüş bir iktidarsınız. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı iken belediyemize politik terör uygulanıyor diye şikayet eden Erdoğan şunu unutmasın. Siz kendinizi mağdur olarak gösterip saraya çıkınca zalim olan bir iktidarsınız. Siz politik terörün kitabını yazan ve bununla övünen bir iktidarsınız. Ama boşuna çırpınıyorsunuz. Biz de sizin baskılarınıza boyun eğecek belediye başkanı yoktur, olmayacaktır da. Her bir belediye başkanımız Türkiye'yi aydınlık geleceğe çıkarmak için
her zamankinden daha fazla azimli, daha fazla kararlıdır. İşte bu toplantımız bu azmin ve bu kararlılığın saray odalarına kadar yankılanacağı bir toplantı olacaktır. Son olarak vurgulamak isterim ki sadece kendi geleceğini düşünen bu iktidar otoriter bir rejimi ülkemize dayatmak istiyor. Sansür yasasıyla 85 milyonu kendi yalanlarına inandırmak istiyorlar. Kendilerinden olmayan kim varsa baskı kuruyorlar. Ülkemizi bir karanlığa ve bir vasatlığa mahkum etmek istiyorlar. Ama akıllarından asla çıkarmasınlar. Cumhuriyet Halk Partisi burada Sivas Kongresi kadar dimdik duruyor. Vatandaşlarımız müsterih olsun, milletimize giydirmeye çalıştıkları deli gömleğini hep beraber yırtıp atacağız. Ülkemize demokrasiyi, adaleti ve refahı hep birlikte getireceğiz. Önümüzdeki günlerde Cumhuriyetimiz 99. yaşını hep beraber kutlayacağız. Biz de tüm belediyelerimizle Cumhuriyet coşkusunu halkımızla birlikte yaşayacağız. İnanıyoruz ki Cumhuriyetimizin 100. yaşını Millet İttifakı'nın iktidarında kutlayacak ve Cumhuriyetimizin 2. yüzyılına yaraşır bir Türkiye'yi hep beraber inşa edeceğiz. Evet, teşekkür ediyoruz arkadaşlar hepinize. Sorular varsa alabiliriz. Tabii AK Parti iktidarı zulmünü her yerde gösteriyor. Kahramanmaraş'ta suya %100 yaparlarken Ankara Büyükşehir'de meclis %50 indirim kararı aldırtmaya çalışıyor. Su en asli, en temel ihtiyacımız, hayati bir ihtiyacımız bizim. Bunun üzerinden politika olmaz. Bunun üzerinden siyaset olmaz. Sonuçta suyun vatandaşa ulaşması lazım. Bunun da bir bedeli var. Kaldı ki yasada da maliyetinin altında satılamaz diye de bir ibare var. Burada amaç vatandaşa ucuz su kullandırmak falan değil. Amaç Ankara Büyükşehir Belediyesi'ni batırmak, hizmet veremez hale getirmek, onun hizmetlerini engellemektir. Kaldı ki bugün sosyal yardım konusunda bu iktidar bizim belediyelerimizle asla yarışamaz. Ama tabii ki her biri vatandaşlarımızın ihtiyacına göre yeniden belli değerlendirmeler yapılıyor. İhtiyaç duyan, ihtiyaç sahibi bütün vatandaşlarımıza da o yardımlar kesintisiz ulaşıyor. Onlar bu ifadeleri kullanırken acaba yüzleri hiç kızarmıyorlar mı? Vatandaşın bağışlarına engel olurken, sıcak yemek dağıtımlarımıza engel olurken, vatandaşa ekmek, o pandemi döneminde ekmek ve gazete dağıtımımıza bile engel olurken acaba bu söyledikleri sözlerden utanmıyorlar mı, merak ediyorum. Efendim, öncelikle Sivas'a hoş geldiniz. Sizi burada görmek gayet güzel biz Sivaslılar için diyelim. Biliyorsunuz Türk Tabipler Birliği Başkanı'nın sözde terör örgütünün yayına çıkıp Türk askerinin ya da devletinin kimyasal silah kullanımına dair bir iması oldu. Bu söylemi nasıl karşılarsınız? Bir, ikincisi de Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı. Buna hem bireysel hem de Cumhuriyet Halk Partisi'nin kurumsal olarak tavrı ya da söylemi nedir? Önümüzdeki günler kurumsal tavrını mutlaka Cumhuriyet Halk Partisi ortaya koyacaktır. Ama tabii Türk ordusu büyük bir mücadele içerisinde, terörle mücadele içerisinde. Tabii ki her gün gelen şehitlerimiz canımızı yakıyor. Ve Türk Silahlı Kuvvetleri terörü bitirmek için de yoğun bir çaba içerisinde. Onun dışında askerin moralini bozacak, orduya herhangi bir şekilde olumsuz ithamda bulunacak olayı da kabul etmeyiz. Sayın Başkanım, biraz önce sizin de söylediğiniz gibi Cumhuriyet Halk Partisi'nde yeterli oyu alamadığımız bölgelerde, bunun bir örneği Van'daydı, Kayseri'deydi, daha önce Gaziantep'te, Afyon'da ve şimdi de Sivas'ta
Bu ayrı bir enerji yaratıyor tabii. Tabloyu nasıl görüyorsunuz? Sivas nasıl karşıladı sizi? Öncelikle bütün Sivaslı hemşehrilerimize çok teşekkür ediyoruz. Minnettarız kendilerine. Gittiğimiz her yerde olağanüstü ilgilerini görüyoruz. Misafirperverliğini görüyoruz. Bu da bizi mutlu ediyor. Her gittiğimiz yerde olağanüstü ilgiyle karşılaşıyoruz. Tabii geçmişte biz zaman zaman tabii vatandaşa gitmekte yeterince o alakayı gösteremedik. Vatandaşa yeterince gidemedik. Şimdi büyük bir gayret içerisindeyiz. Gidemediğimiz, ulaşamadığımız, dokunamadığımız her yere gidiyoruz. Zaten belediye başkanları çalıştayımızı da belediyelerimizin olmadığı veya çok az olduğu yerlerde genelde yapıyoruz. Ve burada da belediye başkanlarımız sahada vatandaşlarımızla bir araya geliyor. Tanış oluyorlar, onları dinliyorlar. Hatta çok güzel dostluklar elde ediyorlar burada. Döndükten sonra da o diyalogları devam ediyor. Bir dostluk çerçevesinde, bir yurttaşlık çerçevesinde devam ediyor. Bu da bizi mutlu ediyor. Tabii biz sadece belediye başkanlarımızla değil, ekonomi masamızda, esnaf masamızda, tarım masamızda, kadın kollarımız, birçok Cumhuriyet Halk Partisi'nin ekipleri bütün illerimizde. Örneğin Yaşar Tüz'ün Bilecik Milletvekilimizin başkanlığında sürdürdüğümüz bir sağ çözüm projemiz var. Birçok ilimizde şu anda ona yakın ilçemizde çalışmalar devam ediyor. Zaten belediye başkanlarımız bu çalışmayla da ilgili değil. Kendileri de bireysel olarak katkı sunduğu ilçeler var, beldeler var, ziyaret ettikleri yerler var. Büyük bir gayret içerisinde vatandaşımızı kucaklayıp sorunlarını çözmek adına büyük bir gayret içindeyiz. Eksiklerimizi de tamamlamaya çalışıyoruz. Biliyoruz geçmişte belli eksiklerimiz oldu. Bunları da en kısa sürede tamamlayıp büyük bir gayretle iktidara gelebilmek için yoğun bir çaba içerisindeyiz. Teşekkür ederim. Evet, başka soru yok herhalde. Çok teşekkür ediyorum.